Aziz İstanbullular, Çanakkale'nin hepimizin bildiği birçok büyük simgesi var. Ama Çanakkale'de başka bir şey var bunların da ötesinde. Burada çok daha ulvi bir mertebeye işaret var. Tıpkı burada olduğu gibi o zamanda Çanakkale'ye vatan topraklarının dört bir tarafından Gazze'den, Halep'ten, Hakkari'den, Erzurum'dan, Trabzon'dan, Edirne'den nice gençler koştular ve orada canlarını verdiler. Çanakkale aynı zamanda İstanbul'a açılan bir kapıydı. Eğer o zaman dedelerimiz o kapıya omuz vermeselerdi, belki kapı açılacak İstanbul'umuza, canım İstanbul'umuza, kastedeceklerdi. Bu anlamda Çanakkale o günden sonra bir yer adı olmaktan çıkıp bir ruhun adı oldu. O gün şehitlerimizin göğüslerinde, kalpleri o göğüste cihana sığmayan imanları vardı ve Çanakkale ruhu şu demekti. Birlikten kardeşlikten kuvvet doğar. Tıpkı şu andaki kardeşliğimizde olduğu gibi. Bu büyük ruhtur ki İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy Çanakkale'de değil Çanakkale oraya yakın hiçbir yerde olmadığı Hicaz topraklarında olduğu hal o meşhur Çanakkale şiirini yazdı. Çanakkale zaferimizin olduğu gece rüyasında görmüş ve ertesi gün o meşhur şiirini yazmıştı. O şiirdeki sadece bir cümleyi okuyacağım. Şehitlerimizi o kadar yüce bir mertebeye oturtuyordu ki Mehmet Akif Ersoy, bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına yine bir şey yapabildim diyemem hatırana diyordu. Ve Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşımızda da şunları söylüyordu. Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma. Kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal.